babam diyor Cihan'a. E anne de onay vermedi. Ama ben 30 yaşındayım. Var mı geçeceksin onu soruyorum. Ama ben 30 yaşındayım. Esra'ya soruyorum. Bunu bir şekilde annesi kabul edebilir. Bu dünya meselesi yapılacak çok zor bir şey değil. İnsanlar değişebiliyor. Edemem. Onu da kabul ediyorum. Edebilir. Ya sen için etmiyorsun. Ya için hayır kabul etmiyorsunuz. Bana neden saygı göstermiyorsunuz? Sen bana saygı göstermiyorsun. Aç onu ama. Ben size bugüne kadar bir şey yaptım mı? Ben sana farklı giyin demiyorum. Esra'nın da psikolojisi bozuldu. Benim de psikolojim bozuldu. Helen Hanım. Kirsing tak demiyorum. Durmadan hep aynı şeyleri söylüyorsun sen. Oğlum ben de sana hakkımı helal etmiyorum yani. Bu anne kadar ben senin yani. İçin varım burada. Bunun için geldim buraya. Ben dünyayı genişle benim iki yavrum yani. O zaman Helen Hanım, bir dakika. Kötü olup bir şekilde o zaman demeliydim ki ben. Ya ailen ya da ben. Bunu mu istiyordunuz peki? Bu tamam kararını versin o zaman yavrum. Allah hayır. Bu daha mı hoşunuza gidecek? Ailesiz mutlu yani, olamaz. Çok yani ben şey. Size böyle bir şey söylüyorum. Yani ben ortada arada kalmasını istemiyorum kimsenin. Ama siz bizi ortada bırakıyorsunuz. Yani buna hakkınız yok ki sizin. Ben de sana inanmıyorum. Aile... Böyle düşünmeyebilirsin. Neden inanmıyorsun? Sen beni bile dışlayacaksın yavrum evladım. Ben neden sizi dışlayayım? 3 yıl 5 yılı var bunun. Bir ömrü var. Yarın çocukların olacak. Senin ailene gidecek. Farklı bir ortam görecek, benim evime gelecek farklı. Ben aile zaten evladı çocuk olacak. Oldu, ben aldığım bir hediye bile verecek değil, vermeyecek. Biz vermeyeceğiz ki. Ama verdiğin terbiye. Ailesi, sen anneciğim ne ailesi zaten. Yapıyor. Ben çocuğunu asla niye anne baba olarak terbiyesi onlar verecek çok iyi bir çocuk yetiştirmişsin belki pırıl pırıl becerikli ama evet, bunlar öyle. Benim için evet. Hiç önemli değil. Ne ya, önemli olan? Her şey ayrı öyle yani. Cihan bir dakika. Nedir önemli olan? Karakteri. Bir şey sordu. Yani ayrılma mı çocuklar? Şimdi bunlar bir dakika. Bir uyum sağlaması. Kalite ne? Uyum sağlayacak. Kalite ne? Karakterli olur. Pardon ben kalite karakterli. Anladım. Karakterli. Başını kapayınca eşine karakteri sadık. Gitti mi? Karakteri hayır karakterli problem var mı? Bunlar artı artı var. Emel Hanım siz daha benim kızımı tanımıyorsunuz ama. Fakat üçüncüsü de uyumlu olacak. Bana ve çevreme uyacak. Ben gelin alıyorum. Benim gibi olacak ya benim siz, gelinim. Pardon çok ben öyle bir gelin istiyorum. Gidip de hattım bu benim. Anne benim seni. Ya da bir benim evet. Bak yavrum bak çocuğum bak. Bak bedenine uymayan bir elbiseyi aldığın zaman rahatsız olursun. Tamam. Bir beden küçük giyersen seni sıkar. Bol giyersen de hem rüküş olursun hem de hoşlanmazsın, rahat edemezsin. Ben de benim çevremden bana uymayan bir gelin alırsam ben de rahatsız olurum. Ama sen evlenmiyorsun. Çevresiyle de aileyle de evlenilir Süleyman Bey. Hayır. Evlendikten sonra seninle yaşamayacağım ki aynı evi paylaşmayacağız. Görüşelim o zaman. Tamam görüşeceğiz. Sen bir annesin. Ben görüşemem çocuğum. Farklı sen bir annesin. Ben seni dışlamıyorum. Aynı evin içinde olmamız farklı çevrelerde olma anlamına gelmiyor. Ben zaten benim evimde yaşa demiyorum ki sana. Bir şey söyleyeyim. Bizim evimiz olacak. Zaman zaman siz bize geleceksiniz. Biz size geleceğiz. Tabii. Yani bunun çevreyle bir ilgisi yok. Hanımefendi siz neden ağlıyorsunuz acaba? Ben çok böyle süm süm ağlayan Şevket gördüm Bey, bu programda ama. Şevket Bey ben size söz verdim hatırlamıyorum. Olmama gelinin başını açmıyor diye ağlanmaz ki yani. Bu benim için değil. Benim oğluma da yabancılaşacağım yıllar sonra. Ne alakası var benim kızım? Evet. Sizin çocuğunuz annene gitme anneni sevme mi diyecek? Evet. Ay lütfen hayır, yapmayın rahatsız, ya. Rahatsız yani çocuğum benim tavrımdan, giyinimden. Sadece giyinimden başını bile... kapatmamdan ötürü beni bana ön yargıyla yaklaşıyor. Aç o zaman. Peki neden açıyorum? Ben Esra'yı bir şekilde neden? Kabul ettim anneciğim. Ben kabul etmiyorum. Cihan ben kabul etmiyorum. Baban da kabul etmiyor. Seninle yüz göz olmamak için mevzulara girmiyor. Kız kardeşimiz istemiyoruz oğlum. Aa. Ben istiyorum anneciğim. Ben 30 yaşında bir insanım. Efendim bir telefon bağlantımız var. Bu kadar. Ben 30 yaşında bir insanım. Kendi kendime karar verebilecek bir kapasite. Hadi. Alo. İyi günler abi. Onunla yaşayacak olan da benim. Bir dakika. Efendim. İyi günler Asuman. İyi günler buyurun. İlk başta yaptığınız programdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Herkese selam. Teşekkürler. Benim de kız arkadaşım vardı. 20 yaşında bir ilişkiye başladım. Ve 4 sene sonra falan bu nişanlılık dönemi olmasını istedik. Fakat benim ailem kız arkadaşım açık olduğu için bunu istemedi. Benim kız arkadaşım açıktı. Benim evet. Kendi ailem de muhafazakardı. Kız arkadaşım da istemedi. Duyuyor musun? Bir müddet sonra... Biz direndik tabii vazgeçmedik. O da vazgeçmedi, ben de vazgeçmedim. Ben kız arkadaşıma kendim sadece dini inancım gereği, kendi dini inancım gereği kapanmasını söyledim. Ama istersen sen dedim, zorlamadım seni. Ailem önümüzde duramadı. Bir müddet sonra önümüzde duramadı. Ben kız arkadaşımla nişanlandım. Ve bir müddet sonra da kız arkadaşım benim zorlamamla değil, kendi isteğiyle kapandı. Şimdi ben burada şunu demek istiyorum. Cihan Bey... Kendi dedi, yurt dışında ben yaşadım dedi ve kumar oynadım, içki içtim dedi. Ben burada bir soru sormak istiyorum ilk başta. Cihan Bey'in yaşadığı hayat
Sizce sağlıklı bir hayat, doğru olan bu mu? İçki kumar ne kadar iyilik getirebilir insana ve Cihan Bey bunu anlamış dönmüş. Bence o en güzeli geçmişte yap. Olan bir şeydi o beyefendi. O geçmişte olan bir şeydi. Tamam size ben diyorum ki en güzelini siz yapmışsınız diyorum. Yani siz güzel olanı yapmışsınız. Bana göre doğru yola dönmüşsünüz. Annenize göre dönmemişsiniz. Anneniz sizin sanırım içki içmenizi, kumar oynamanızı tercih edin. Asla. Yanınızdaki hanımefendiye geldikten sonra, evet. Ben size evlendikten sonra kendi isteğiyle açılacak ki açılmasını istemem. Ve ben burada Orhan Bey'e bir soru sormak ne istiyorum. Ne alakası var? Bir önceki programlarda Orhan Bey devamlı diyordu ki işte gençlerin önünde duran annelere, babalara ben karşıyım. Böyle anne olmaz, böyle baba olmaz. Buradaki hayat görüşü Orhan Bey'in acaba kendini Londra'da veya Amerika'da yaşıyor mu sanıyor? Herkes içki içsin, kumar oynasın, serbest hayat olsun. Ay ne alakası var? Buranın %90'ı Müslüman olan bir ülke. Orhan Bey siz çok uç noktada yaşıyorsunuz. Doğru olan hayat bence. Orhan Bey mi Yavuz Bey'im efendim? Orhan Bey. Peki ben cevap hakkımı kullanabilir miyim? Buyurun. Kardeşim bütün fikirlerine saygı duyuyorum. Siz hiçbir fikire saygılı değilsiniz Orhan Bey. Sadece kendi düşündüğünüz fikirlere saygılısınız. Ben de saygı bekliyorum kardeşim. Ben sana saygı duyuyorum. Ben de saygı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Orhan Bey siz diyorsunuz ki 6 ay sonra sizin aranız bir şekilde bozulacak. 6 ay beraber olacak. Siz 6 ay sonra kötü olacak. Buna nasıl bir neden var mı ortada? Gayet iyi anlaşıyoruz. Lütfen kendi cinsin arkadaşlar. Benim böyle bir iddiam var. Siz de bunun karşısını söyleyebilirsiniz. Ben ona da saygı duyuyorum. Sizin bütün şeyleri hayatı siz bir iddia ile görüyorsanız, yazı turayla görüyorsanız bu sizin gazeteciliğinize ne kadar yakışır ben bilmem. Buna da saygı duyuyorum. Burada, bir şey söylesem. Burada bu hanımefendinin bak kardeşim, olması, şimdi bu program çok güzel. Türkiye gündemini meşgul eden bir konuyu şu anda tartışıyorsunuz. Bu hanımefendinin başının kapalı olması, bir inancı olması çok mu kötü bir şey? Niye bu memlekette inanç yok muydu beyefendi Allah aşkına yapmayın. Bak sevgili kardeşim. Bak sevgili kardeşim ben laflarımı seçerek kullanırım. Bir yayıncı ben, olduğum ben için. Yaklaşık bak dinlemesini bilmiyorsun. Demek ki senin saygın yok. Ben cevap veriyorum. Ben bir yayıncıyım. Yaklaşık 27-30 senedir gazetecilik yapıyorum. Benim karşı çıktığım noktalar şunlar. Tekrar edeyim kulaklarını aç ve dinle. Ben bu ülkede 14 yaşında 13 yaşında kızların evlendirilmesine karşıyım. Annelerin, babaların böyle zorla bu insanları evlendirmesine karşıyım. Erkek evladı vermedi diye 4 tane karı almasına bir bak göre zihniyete karşıyım. Ama ne alakası? Anladın mı? Zorla evlilik gibi bir durum yok ki. Yok, ama ortada zorla evlilik gibi bir durum yok. Şimdi, şimdi burada... Şu anki konuyla ne alakası? Siz demagolojiye karşıydınız ya, şu an demagoloji yapıyorsunuz. Ortada zorla evlilik gibi bir durum yok ki. Ama ben buna da saygılıyım. Bir dakika. Efendim, tekrar konumuza dönelim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı beyefendi? Ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için ve izlediğiniz için. Buyurun Mine Hanım. Şimdi efendim. Şimdi beyefendi diyor ki Orhan Bey benim burada hep biz bir bütün aileyiz. Buyurun bana efendim. Bana söylenen bana söylenmiş. Bana söylenen arkadaşlarıma söylenmiş. Şimdi diyor ki kapanmak diyor. Hiç eskiden böyle şeyler yoktu. Ben bunu merak ediyorum Asuman Hanım. Yani bir gelin açıktı, kapalıydı. Ya böyle bir mevzu yoktu. Bu nereden çıktı bunu çok merak ediyorum. Evet. Ha yoktu yani. Böyle bir anlayış yoktu. Başı eşarplıydı veya açıktı ama örtündü, örtündüm. Başım açıktı, başım açıktı. Hiç bunlar yok. Bunlar nereden çıktı? Ben bunları sildiremiyorum. Doğru söylüyorsunuz aslında. İnatla ben söylüyorum kendi ve annemden soruyorum. Bilirim. Benim de annem kendisine göre başını örter. Evet. Namazını evet, kılan, diyeceğim, işte, evet. Babaannem ona keza, halalarım öyledir. Evet. Anneannem mesela, o utçalar dediniz ya, benim de anneannem mesela çok güzel utçalardı ama beş vakit namazında ve evet, hafızınızı...